Şimdi soruyorum size. Bütün gün geziyorsunuz, dolaşıyorsunuz, nefes alıyorsunuz, çalışıyorsunuz, ısınız 37 derecede, hayata devam ediyorsunuz. Bu enerji nereden geliyor acaba? Bir fişe prize de bağlı değiliz doktorum. Çok güzel söylediniz. Herkes bu soruyu sorduğunda oksijenden geliyor hocam diye yanıt verebilir. Oksijende hayat var. Aslında bu enerjinin temel kaynağı tüm canlılarda hidrojendir. Hayat gibi, bir arada olmayı öğrenmek zorunda olan insanlar gibi, evlilikler gibi, dostluklar gibi, ülke vatandaşlığı gibi, birlikte olmanın tüm temel özelliklerini ve aynı yerde olmanın tüm temel özelliklerini gösteren yaşamın temel taşı hidrojene dikkat etmek zorundayız. Dünyada bir gün bütün araçlar hidrojen kullanacak. Fosil yakıtlar, belki de elektrik ortadan kalkacak. Çünkü hidrojenle üretilen enerji araçlarda kullanıldığı zaman hem daha ucuz hem daha uzun ömürlü olacak. Vücudumuz aslında gelecekte hidrojenle çalışmayı organize edecek araçlardaki tek bir ünitede yakıtın uzun süreli ve hayat boyunca kullanılması ve kendi içinde güvenli bir şekilde üretilmesi meselesini çözmüştür. Gelecek mühendislikte mutlaka canlılardan ve insanoğlundan bu özelliklerden yararlanarak geleceğin tüm araçlarını hidrojenle çalışan araçlar haline getirecektir, bundan eminim. Ama bir problem var. Hidrojen çok yanıcı ve parlayıcı bir gaz. Aynı zamanda çok labil, dengesiz, kontrol altında tutmak zor. Oksijenden 20 kat daha hafif ve uçucu. Bu yüzden bir ünitede, yani bir araçta hidrojeni kullanmak bugünkü mühendislik bilgileriyle halen üzerinde ciddi şekilde çalışılmasına rağmen biraz zor gözüküyor. Ama yaratılışın müthiş mucizesi bu işi bir ünitede ciddi şekilde başarmış. Nerede? Nerede doktorum, ne dersin? İnsanda ve canlılarda. Çünkü hidrojen doğanın temel ve en basit elementlerinden bir tanesidir. Hidrojeni insan gaz olarak kullanamaz. Peki biz canlılar olarak bu hidrojeni nereden alıyoruz? Nereden doktorum? Biz bu hidrojeni dışarıdan aldığımız maddelerden ve vücudun kendi üretiminden elde ediyoruz. Dışarıdan aldıklarımızın en basiti nedir? Su. Su, hidrojen dioksittir. H2O. Evet, vücudumuza suyu aldığımız zaman su hücrelerde parçalanırken oksijen ve hidrojen iyon haline geçmek suretiyle vücudun tüm hücrelerine dağılmaya başlar. Oksijen hücrelerde metabolizmayı organize etmek için çalışırken bunu çalıştıran hidrojendir. Enerjiyi veren de hidrojendir. Hidrojen taşıyıcı elektron zincirleriyle hücrelerin içerisinde mitokondri dediğimiz yaşamın temel sarmalı üzerine ilerleyerek orada hücre zarlarındaki geçirgenliklerle ATP dediğimiz adenozin trifosfat üretir. Adenozin trifosfat, bu üretim adeta biyolojik bir batarya gibidir. Vücudun tüm hücreleri bu üretimle birlikte çalışır. Peki bunlar en çok nerede bulunur? Nerede? Adenozin trifosfat en çok kalpte bulunur. Daha sonra yağ dokusunda bulunur. Daha sonra karaciğerimizde bulunur. Ve hidrojen vücudun tüm hücrelerinde bu yöntemle üretilir. Adenozin trifosfat, bir fosforun parçalanmasıyla adenozin difosfata döner. O enerjiyle oksijeni yakmak suretiyle harcandıktan sonra tekrar adenozin trifosfata dönerek bir circle oluşturur. Hayatımız aslında bir hidrojen yolculuğudur. Enerjimizin temel kaynağıdır yani. Hidrojen aynı zamanda midemizde adeta bir öfkedir. Çünkü hidrojenle birlikte oluşan
mide duvarındaki hidroklorik asit, yediğimiz tüm besinleri parçalayan, tüm besinleri parçalayarak bize yararlı hale getirendir. Ama aynı zamanda aynı yerde hidrojen bikarbonat oluşturmak suretiyle, bunu nasıl oluşturur? Hücrelerin yanması neticesinde ortaya çıkan karbonla hidrojen iyonları birleşerek bikarbonat oluştururlar. Bu bikarbonat ise mide mukozası dediğimiz iç duvarında bir oluşum, bir kaygan tabaka oluşturur. Asit yani hidroklorik asit yani hidrojenin yakıcı etkisi aynı hidrojenin koruyucu etkisiyle mide duvarındaki bikarbonata çarparak nötralize olur. O bikarbonat bu defa, o hidrojen bu defa sizin mide duvarınızın erimesine engel olan koruyucu bir tabakadır. Düşünebiliyor musunuz? Aynı organ içerisinde, adeta aynı alanda mücadele eden hidrojenin bir bölümü midenizde hidroklorik aside, bir bölümü de mukozanın ön yüzünde bu asitten sizin midenizi koruyan bir bikarbonata dönüşüyor. Hidrojen vücudunuzun denge unsurudur. Bu denge unsuru nasıl oluşur? Bu denge unsuru vücut pH'nızı 7.4'te tutmak üzere çalışarak olur. Burada da hidrojenin ciddi rolü vardır. Eğer hidrojen azalırsa vücudunuz 7.40'ın üzerine çıkarak alkoloza doğru giderek kalbinizin durmasına sebep olur. Tamamen tersi hidrojen artmaya başlarsa sizi ketoasidoza götürerek vücut hücrelerinizin bozulmasına ve sizin toksik bir tabloya girmenize neden olur. Düşünebiliyor musunuz? Tek ve basit bir element, doğanın ve evrenin yaratılışında var olan, güneşin ışığının ve parlamasının en temel elementi olan hidrojen, bu parlamayla sizin yediğiniz sebzelerde hidrojen birikmesine ve o hidrojeni yediğiniz sebzelerle dışarıdan vücuda almanıza da neden olur. Bir küçücük basit elementin aslında yaşamın temel taşı olduğunu ve insanın hidrojenle yolculuğunu bu vesileyle size anlatmaktan son derece büyük bir mutluluk duyarım. Bu nedenle de hayatınızda temiz ve iyi suları içmekten bir kere sağlıklı bir yaşam için uzaklaşmamalısınız. Bunun yanında düzgün amino asitler ve mutlaka yağ yiyerek bunun miktarını düşürebilirsiniz. Vücudunuzun doymuş ve doymamış yağlar dediğimiz yağlara mutlaka ihtiyacı vardır. Uzun ve yağsız diyetler kullanmak suretiyle, uzun süre açlıklar oluşturmak suretiyle, böyle bir diyetten sonra beyninizin de yağ olduğunu, aşağı yukarı %60'ının yağ olduğunu düşünerek zaman içerisinde nörolojik çöküntülerinizin olacağını asla unutmamalısınız. O halde sağlıklı yaşam için mutlaka günlük su miktarınızı organize etmelisiniz. Mutlaka terlemeyle ve sporla atılan suların karşısında bu suları yerine koymanın çabası içerisinde olmalısınız. Mutlaka düzgün yağları her gün öğününüzde kullanmalısınız. Amino asitleri her gün öğününüzde kullanmalısınız. Karbonhidratları da kullanmalısınız. Bu yüzden iyi bir diyet, bütün bunları göz ardı etmeden, bütün bunları bir arada toplayarak, bütün bunları insanın yaşamına uygun olarak programlayan bir diyettir. Bu nedenle diyetisyeninizi, doktorunuzu sağlıklı biçimde seçerek, onunla birlikte yol alarak hayatınızı uzatmak değil ama size bahşedilen hayat süresini kısaltmamak üzere hayatınıza devam etmenizi tavsiye ederim. Şimdi bir de başımıza hidrojen diyeti çıkmasın, ne dersin? Hidrojen diyeti çıktığı zaman yapılacak tek şey, bana sorarsanız, günde 2,5-3 litre su için hidrojen eksikliğiniz olmaz şeklinde olmalıdır. Günlük su ihtiyacınızı tamamlayın. Çünkü günlük tamamladığınız su ihtiyacı size organizmada hidrojen üretimini ve hidrojenin dışarıdan sağlanmasını mutlak surette tamamlayacaktır. Günlük su ihtiyacımız normalde 2,5 litre ile duruma göre 3 litre arasında değişir. Eğer düzgün olarak su içebiliyorsanız, beslenmenizde de yağlar varsa
Beslenmenizde düzgün karbonhidratlar varsa, beslenmenizde proteinler varsa, vücudun bu üç temel maddeyi parçalamasıyla birlikte hidrojen mutlaka açığa çıkacaktır ve sizin bu üç temel meselenizde ve hayatınızın, daha doğrusu benim longevity değil, healthivity dediğimiz sağlıklı yaşamınızın en önemli özelliklerinden bir tanesi olacaktır. Çünkü bu hidrojen hem vücudunuzun asit baz dengesini sağlayacak, hem mitokondrilerde tıpkı biyolojik pil gibi çalışarak sizin ömür boyu enerjinizi sağlayacak, hem de vücudunuzda özellikle gastrointestinal sistemde asit üretmek suretiyle, hidroklorik asit dediğimiz asiti üretmek suretiyle vücudunuzun beslenme dengesini ve desteğini sağlayacaktır.